Covid ile alakalı bir oyuncumuz pozitif çıktı. Haliyle de grup tedirgin oldu. Bu sabah da test yaptırdık tekrar. İnşallah yayılmamıştır, sıçramamıştır. Hepsi ailesini, çocuklarını ve buradaki ortamı düşünüyor. Bugün inşallah test sonuçlarında hepsi negatif çıkar. Aynı ortamda çalışırız. Lig başladı. Evet, iki mağlubiyet, iki galibiyet. Özellikle son maçla alakalı. Kendi sahamızda verdiğimiz 3 puanın telafisi için gitmiştik demiştim. Bunu da başardık. Çok iyi bir mücadele oldu. Transferin son gününde de 2 tane daha oyuncu katıldı bize. Eksik olan mevkilerde. Onlar da çok kaliteli oyuncular. Umarım bir an önce takım bütünlüğü sağlarız. Kendi oyunumuzu, kendi oynamak istediğimiz oyunu daha net bir şekilde sahaya yansıtırız. İyi bir kadroya sahip olduk. Şimdi tek düşüncemiz Sivas. Kendi sahamızda maçımızı kazanıp puanımı 9 yapıp puanımızı, çünkü bir hafta sonra bayız, bize puan yazılmayacak. Bundan dolayı tek düşüncemiz maçı kazanmak. İlk hafta transferimiz kapalıydı. Biz Giresun'a kiralık verdiğimiz oyuncuyu maç gecesi getirip oynattık. Ve çok da iyi oynadı çocuk. Ve galip geldik. Yani Allah da yardım etti. Transfer kapalı. Galip geldik. Şimdi futbolda belli bir mücadele koyarsanız sahaya, takım bütünlüğü, sistem, disipline uyduğunuz zaman o da bir artı oluyor. Ama bir yerden sonra da kalite faktörü devreye giriyor. Şimdi biz bu kalite faktörüne de sahibiz. Takım bütünlüğü, kanat, forvet, orta saha, defansif anlamda sahaya yansıtmak istediğiniz kurguyu yansıttığınız zaman zaten biz istediğimiz olacak. Bunun için de dediğim gibi biraz önce belirttim. Pedro geri dönecek. Çünkü sistemimizde bizim hızlı kanat oyuncuları, birebir adam eksikten kanat oyuncuları, öyle bir sistemde direttik biz takım kurgusunda. Bir tarafta Manzala, bir tarafta Pedro. Şimdi forvet olarak da ikinci forvetimiz geldi. Orada da bir eksiğimiz olmayacak. Dolayısıyla hani Pedro, bunun alternatifi veya direkt oynayacak oyuncularımız da var. Ama İlhan Depe de sakattı. Mudat da bir sakatlığı vardı. Bunun üstüne Pedro ile Manzala da olmayınca mecburiyetten kadroyu en iyi şekilde başka nasıl değerlendirebilirsek öyle oynamaya çalışıyoruz. Çocuklar da maksimumunu veriyor. Yani haklarını yememek lazım. Dolayısıyla bu milli ara ve baydan sonra Allah'ın izniyle biz tam takım sahada olacağız. Oyun sisteminde değişiklik zaman zaman olabilir. Fernandez'in gelmesiyle o bölgede daha kreatif, biraz daha düşündüklerimizi hem kanatları hem forveti beslemede, bir de merkezden dikine çıkışlarda daha kalitemiz artmış olacak. Bizim de hedefimiz oydu zaten. Bazı oyuncular hemen adapte oluyor. Bazı oyuncularda belli bir süreç gerekiyor. Lennon'da herhalde biraz daha zamana ihtiyacı var. Kalitesini tartışacak halimiz yok. Hem dolu taraftara, hep dolu statlara oynamak istiyorum. Ya deplasmanda da olsa bir heyecandır. İçeride olsan zaten kendi taraftarının önünde oynuyorsun. En üzgün olduğum şey taraftarımızdan mahrum kalmamız. Çünkü gerçekten çok iyi bir takım oluşuyor. Ve bunu canlı sahada, tribünde izlemek çok daha farklı heyecan katıyor. Futbolcu grubu için de çok heyecanlı oluyor. Dolayısıyla taraftarımız sabırsızlıkla taraftarların sahaya alınacağı günü beklesin. Ve takımlarını desteklesin. Dışarıdan tabii ki destekliyorlar. Ama bu takım bunu hak ediyor. Hedef olarak da bizim başkanımızla sezon başında konuştuğumuz gibi küme düşme hattından uzak. İlk onun içinde yerimizi belirleyelim. Zaten sonuçlar bizi bir yere getirecektir. Her geçen gün hedefimizi koyarız ama kümede kalma, yani çok ucuz şeyler. Ben kümede kalmaya gelmem bir takım. Onu da söyledim başkanım. Şimdi yeni bir hedef, yeni bir heyecan, yeni bir kadro. Neredeyse yani bayağı bir oyuncu geldiği için. Kayserispor'un bu ligde renk katan oyunuyla, tarzıyla, duruşuyla, fair play ile, centilmenliği ile ama bir aynı şekilde de mücadelesiyle damgasını vurmasını istiyorum dedim başkanıma. Küme düşme hattından uzak, rahat, taraftarlarımız, sevenlerimiz, camiamız küme düşme korkusuyla yaşayan bir cami olmasını ben de istemem. Bu yüzden çalışıyoruz.